Teşekkürler Sayın Bakan. Böylece yürütme adına konuşmalar tamamlanmış oldu. Şimdi şahıslar adına konuşmalarda aleyhte olmak üzere NİDE Milletvekili Ömer Fethi Güler konuşacaktır. Buyurun Sayın Güler, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçede işçi, emekçi, tarımla uğraşan hiçbir kesimin sorunlarına çözüm üretecek bir şey yok. Ama ben genelde tarımla ilgili konuşacağım. Sayın Tarım Bakanı biraz evvel çıktığında dedi ki, muhalefet her şeyi bizden daha iyi anlatıyor. Hatta iktidar milletvekilleri bile onlara inanıyor dedi. Sayın Bakan, siz Aksaray'a gitmişsiniz. Çiftçiler demişler ki kepek pahalı, seneye çok ekersiniz demişiz. Şimdi nasıl size çiftçi inanacak? Durum böyle olunca sorunlar tabii ki katlıyor. Çiftçimiz icralık. Yalan mı? Gidiyorsunuz bir kent merkezine, girişinde ya da çıkışında YDM'in deposu var. Bir bakıyorsunuz traktörler dizilmiş. Sanırsınız ki teşhir var. Hepsi icralık. Borçlarını ödeyemiyorlar. 2020 yılında eğer çiftçinin borçlarını ertelemezseniz bugünkü çiftçi sayısı daha da çok düşecek. Köyler boşaldı. Yaşlılardan başka köyde kimse yok. Genç nüfus kırsal kesimden uzaklaştı. Çiftçilik yapmıyor. Çünkü ürettiği ürün değerine satılmıyor. Üretici girdi fiyatları yüksek olduğu için maliyetine ürününü satamıyor. Tüketici de pahalı ürün almak zorunda kalıyor. Ülkeyi ithalata mecbur bıraktınız. 130 ülkeden ithal ürün geliyor. Diyorsunuz ki ithalat yapmıyoruz. Gidin bir bakın bakayım ilaç bayine. İçeri girin. Türkiye yazılı bir tane orada satış noktasında ürün yok. İlaç ithal, gübre ithal, tohum ithal, mazot pahalı. Bir de yer altından su çıkaran çiftçi %72 elektriğe gelen zamla yandım anam diyor. Siz de gelip diyorsunuz ki çiftçilerimize onu yaptık bunu yaptık. Ya televizyon başında siz izleyen çiftçi de diyor. Bakınız sayın son başbakanımız burada. Geçtiğimiz günlerde Erzincan'daydık. Erzincan Tercan'a gittik. Kulağında küpe olan hayvanlar damızlık diye dağıtmışsınız çiftçiye. Burası hastalığı nedeniyle çiftçi hayvanını şartlı kesime gönderiyor. 14 bin lira ödeyecek hayvan 8 bin liraya satılamıyor. Değerli arkadaşlar, NİDE patates üretiminde birinci, lahana üretiminde Türkiye ikincisi, fasulye üretiminde Türkiye üçüncüsü, çavdarda Türkiye birincisi, Amasya elma ağacında Türkiye birincisi, kirazda Türkiye sekizincisi. Ama Adalet Kalkınma Partisi'nin uyguladığı tarım politika anlayışında NİDE İPART kapsamında değil. Yani Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destek Projesi'nde NİDE yok. NİDE 42 yılda olan lisanslı depoculuğa da alınmadı. Onun için tarımda planlı bir öngörünüz yok. Geleceğe bakışınızda tarımla ilgili yapacaklarınız bu ülkenin geleceğini kurtaracak olandır. Çünkü Türkiye'nin tarımdan başka kurtuluşu yok. Endüstride sıfır anlatıyorsunuz. Artık fabrikalarda 10 bin 20 bin insan çalışmayacak. Robotlar dönemi geliyor. Tek kurtuluş tarım ve hayvancılıktır. Onun için yapmamız gereken de katma değerli ürün üretecek tarım sanayisini geliştirmektir. NİDE'de şu anda patates depoda 90 kuruşa mal oldu. 60 kuruşa tüccara satamadı. Siz diyorsunuz ki tamam fiyatları açıkladık. 1350 liradan buğdayı açıkladınız. 1100 liradan tüccar aldı. Niye? Toprak Mahsuller Ofisi gidip de çiftçinin ayağına alım yapmadı. Çiftçi diyor ki çiftlikten kal. NİDE'ye git. Mazot parasıyla birlikte hesap aynısına geliyor. Bakınız değerli arkadaşlarım. İkide bir çıkıp buraya diyorlar ki buğdayda şunu yaptık. Diğer ürünlerde bunu yaptık. Daha elinde işleme rejimi diye bir şey var. Yurt dışından buğday getiriyorlar. Makarna ürettirip yurt dışına bunu geri satıyorlar. Niye yapıyorsunuz? Sanayiciyi destekliyorsunuz. Sanayiciyi desteklerken aynı desteği çiftçiye veriyor musunuz? Bırakın sanayici çiftçiden alsın. Niye ithal buğday getiriyorsunuz? Türkiye'nin çiftçisini niye gömüyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bakınız çiftçilerin yaşadığı sorunları
besicilerin yaşadığı sorunları biz size anlatıyoruz. Gelin bu işlere çözüm üretin diyoruz. Sulama suyu konusunda da, toplulaştırma konusunda da alanda yaptıklarınız yok. Siz de gidiyorsunuz. Adalet Kalkınma Partisi milletvekili arkadaşlar. Sizlere dert yanmıyor mu çiftçi? Tarım Bakanı diyor ki bizim milletvekiller de muhalefete inanıyor. Çünkü siz köye gidensiniz. Ama o köye gidiyor mu? Köye gitmeyen ne bilsin köylünün halinden? Ne bilsin çiftçinin halinden? Değerli arkadaşlar, bakınız. Tamamlayalım Sayın Gürer. Buyurun. Diğer bakanlıklara geçecektim başkanım. Buyurun devam edin. 5 dakikaya 1 dakika eklerim. Size 10 dakika veririm. Son 1 dakika daha da Ulaştırma Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Bakan, niye diye havana yapacak demişti Sayın Eski Başbakanımız. Onu yapmadınız. Ama sizden bir isteğim var. Demir yolunda, karayolunda, PTT'de, kamuda kiralık ara şoförler hala taşeronda kaldı. Onlara bir kadro verdirttirdim. İyilik yapmış olur. İşçi emekçiye. Son sözüm de Gençlik ve Spor Bakanı'na. Sayın Bakan, buraya geldiniz, siyaset yaptınız. Sayın Cumhurbaşkanı hükümet sistemini açıklarken ne diyordu? Benim bakanım siyaset yapmayacak, iş üretecek, siyaseti milletvekilleri yapacak diyordu. Siz madem yapacaktınız, buradaki arkadaşların günahı neydi? Niye bunlarda bakanlık yapacak adam çıkmıyor mu? Onun için işinizi bilin, işinizi doğru yapın. Buraya siz bakanlar bütçenizi sunmaya geleceksiniz. Buradaki Adalet Kalkınma Partisi milletvekillerine dahi davranış biçimi olarak yanlış yapıyorsunuz. Sizin siyaset yapmaya hakkınız yok. Bağlayalım lütfen Sayın Gürer. Sizin yapacağınız işimizi yapmaktır diyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Gürer. Değerli milletvekilleri konuşma.